Pro.php hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bu JavaScript dersimizde Event Handlers dininden konu işleyeceğiz. Event arkadaşlar olay demek e, İngilizce'de. Peki ne anlama geliyor? Yani Türkçe'de ne demek bu Event Handlers? handler handlers her neyse artık. Şöyle arkadaşlar açıklayayım size. Bir olay gerçekleştiğinde mesela bir butona tıkladınız veyahut da bir e, resmin üzerine geldiniz. Bu tıklama esnasında üzerine resmin üzerine gelme esnasındaki gerçekleşecek olan olayları belirlediğimiz e, anlar arkadaşlar. E, i̇şte bunlara event handlers deniyor. Şimdi bir tane göstereceğim burada örnek. Şöyle yapalım. Öncelikle bir tane form oluşturalım. Evet. Form oluşturalım öncelikle. Form. Bir tane buton koyacağım arkadaşlar. Başka bir şey yapacağım bir şey yok. input type buton value tıkla falan diyelim. Tıkla diyelim. Şimdi on click diyorum. On click. JS büyük arkadaşlar. Büyük küçük harf duyarlıydı bildiğiniz üzere JavaScript. Şimdi ne yapacağız burada? 10 click üzerine tıklandığı anda burada JavaScript'i import etmeden yani JavaScript script kodlarını e, yazmadan başına script sonra script kodunu kapatmadan direkt alert diyebilirim arkadaşlar. Alert deyip ekranda bir şey gözükmesini sağlayabilirim. Nasıl yapacağım onu? Noktalı virgülümü koydum buraya. alert metodunu koyacağım. Ekranda bir popup box çıkartacağım ee, ne haber yazdıralım ne haber şimdi run in Firefox diyorum Evet şimdi tıkladığım anda ekranda bir event bir olay gerçekleşecek arkadaşlar e, tıkladım Evet <laughs> olmadı tutmadı bakalım neden tık tutmadı Çünkü şuraları çift tırnak koyduk algılamadı şöyle tek tırnak koymamız lazım Arkadaşlar çünkü PHP kullanıyoruz şu an. Ay, PHP diyorum. HTML içerisindeyiz. Evet tek tırnak koyduk. Şimdi algıladı text olduğunu. Şimdi bakalım, şimdi çalıştıralım. Bir sayfayı yenileyelim Şimdi tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne haber yazısını ekrana yazdırdı. işte bunlar event handler'ları e oluyor. Daha değişik yönlerini göreceğiz arkadaşlar. Sadece 10 klik değil. Ondan sonra sadece bir tane değil, istediğimiz başka şeyler yaptırabiliriz. Mesela alert'i bir kez daha da kullanabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Alert'i bir kez daha kullanalım. Nasılsın yazdıralım. Nasılsın. Şimdi önce ne haber diyecek? Önce ne haber diyecek? ardından nasılsın diyecek. Ne zaman? Ama butona tıkladığım anda yani bir olay gerçekleştirdiğim anda. Evet. Tıklıyorum butona. Tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi ne haber dedi. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer de nasılsın dedi. Tamam dedim. Tekrar sayfaya döndü arkadaşlar. İşte event handlers dediğimiz olaylarda bunlar. Tabii ki daha değişik özelliklerini göreceğiz arkadaşlar. Bu sadece bir başlangıç. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.